Sakarya Meydan Muharebesi'nin kazanılmasının ardından, İngiltere, Fransa ve İtalya, Yunanistan'ın artık saldırı gücünü kaybettiğini gördü. Bu yüzden SEVR Barış Antlaşması'nı hafifletip Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne kabul ettirmeyi planladılar. Ancak Mustafa Kemal Atatürk, Türk milletinin amacının tam bağımsızlık olduğunu belirtti ve bu barış teklifini ustaca bir hamleyle reddetti. Diğer yandan Yunanistan, İtalya'nın boşalttığı yerleri işgal edip İzmir ve çevresinde özerk bir İonya devleti kurduğunu açıkladı. Bu durum karşısında Türk milletinin tek yolu, savaşarak kurtuluşunu sağlamaktı. Atatürk, ordunun zor durumda olmasına rağmen büyük taarruza karar verdi. Ordu, Sakarya Savaşı sonrası ağır kayıplar vermişti ve silah, cephane, insan gücü konusunda büyük eksiklikler vardı. Ancak Atatürk, bu zorlukların üstesinden gelmek için kararlıydı. Önce, Fransa ve İtalya'nın boşalttığı bölgelerde kalan askeri malzemeler toplandı. Ardından, Hindistan'daki Müslümanların gönderdiği yardımlarla Rusya, Fransa, İtalya ve Almanya'dan silah ve mühimmat satın alındı. Bir yıl içinde, Türk ordusu Yunan ordusuna denk hale getirildi. Doğudan ve güneyden gelen takviye birlikler, Batı cephesini daha da güçlendirdi. 26 Ağustos 1922 sabahı, Kocatepe'den büyük taarruz başladı. Atatürk, yanında Fevzi Paşa ve İsmet Paşa ile birlikte savaşı yönetti. İlk topçu ateşiyle Tınaztepe, ardından Belentepe ve Kalecik ele geçirildi. Türk ordusu, düşman hatlarını yararak büyük bir hızla ilerledi. 27 Ağustos pazar sabahı gün ağarırken, Türk ordusu bütün cephelerden yeniden taarruza geçti. Aynı gün Türk ordusu Afyonkarahisar'ı geri aldı. Başkomutanlık karargahı ile Batı cephesi komutanlığı Afyonkarahisar'a taşındı. Daha sonra bu zaferleri, 28 Ağustos pazartesi ve 29 Ağustos salı günü başarılı geçen taarruz harekatı takip etti. 30 Ağustos 1922 çarşamba günü gerçekleşen taarruz harekatı, Türk ordusunun kesin zaferiyle sonuçlandı. Büyük taarruzun son safhası, Türk askeri tarihine Başkomutanlık Meydan Muharebesi olarak geçti. 30 Ağustos zaferinden sonra düşman ordusunun büyük bir kısmı dört taraftan sarıldı. Bizzat Mustafa Kemal Atatürk'ün idare ettiği bu savaşta, Yunan ordusunun büyük bir kısmı yok edildi veya esir edildi. Yunan ordusundan arta kalanlar ise dağınık bir şekilde İzmir'e doğru geri çekilmeye başladı. Bu durum üzerine Atatürk, Fevzi Paşa ve İsmet Paşa ile buluşarak, Türk ordusunun İzmir'e doğru ilerlemesine karar verdi ve Atatürk o tarihi emrini ordulara söyledi, "Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz'dir. İleri." Bu emir verildikten sonra 1 Eylül 1922 tarihinde Türk ordusunun takip harekatı başladı. Yunan ordusunun başkomutanı General Trikopis, kurmayları ve Afyonlu Ahmet Çavuş önderliğindeki birliklere Uşak'ta esir düştü. Trikopis, Yunan ordusunun başkomutanlığına atandığını Uşak'ta Mustafa Kemal Atatürk'ten öğrendi. Daha sonra Türk ordusu, 15 günde 450 kilometre mesafe kat ederek, 9 Eylül 1922 sabahı İzmir'e girdi ve Büyük Türk Zaferi kutlandı.